Rahman ve Rahim Yüce Allah'ın adıyla. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz'e ve onun temiz âl ve ashabına salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, kendimiz de dahil hemen tüm insanların hayatta düzeltecekleri şeyler vardır. Bir kağıda olmasa bile zihnimize yazılıdır bunlar. Yöneticileri, yönetim biçimimizi, ekonomik düzenimizi, eğitim sistemimizi, öğretmenlerimizi, din görevlilerimizi, iş arkadaşlarımızı, komşularımızı, aile bireylerimizi vesaire daha birçok şeyi ve kişiyi değiştirmek isteriz. Bu derdimizi dost meclislerinde ya da sağda solda dillendirir ve anlatırız. Çoğu insan da bizim bu düşüncelerimize katılır ve hak verirler bize. Söyleriz, anlatırız ancak çoğu zaman beklediğimiz, istediğimiz bir neticeyi elde edebilmeye de muvaffak olamayız. Bu bizi yıldırmaz. Listemizde düzelti diye üzerine çizebildiğimiz çok az satırlar olur. Bunun yanında listemize eklediğimiz daha birçok sorunlu düzeltilecek işler hemen her gün karşımıza çıkar. Onlar için de çalışır, çabalarız ve ömrümüz böyle sürer gider. Bir yönüyle haklı bir tavırdır bu. Ancak büyük tehlike de çoğu zaman burada saklıdır. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an, fıkıh ve hadis ilimlerinde önde gelen sahabelerinden Ebu Derda, Allah ondan razı olsun, şöyle buyuruyor. İnsan dinde fakih, dini çok iyi, derinlemesine bilen bir insan durumuna gelemez, ta ki Allah rızası için insanlara, Allah'a itaatsizliklerine ve dini gereğince yaşamadıkları için kızmadıkça. O insan sonra kendisine dönecek ve diğer insanlardan daha çok kendisine kızarak, ''Ey benim zalim nefsim, sen niye bu kadar gerçekleri bildiğin halde Allah'ın emrini tutmakta neden böyle gevşek davranıyorsun, neden daha çok gayret göstermiyorsun?'' diye kendisini kınamalı, kendi hata ve kusurlarına daha çok özenle bakmalı ve düzeltmeye gayret etmelidir, buyuruyorlar. Yine bir düşünürümüzün sözünü hatırlayalım. Herkesin bir düzeltilecekler listesi var ama maalesef kimsenin listesinde kendi ismi yok. Evet, düzeltilmesi lazım gelen ve bizim de düşündüğümüz, istediğimiz birçok şey var. Ama öncelikle kendi halimizin bir muhasebesini yapabilmeli ve düzeltme işini önce kendimizden başlamalıyız. Çünkü istediğimiz değişiklikler, düzelmeler ancak bizim düzelmemize bağlıdır. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Ra'd suresinde şöyle bir hatırlatmada, ikazda bulunuluyor. Muhakkak ki bir toplum kendi özlerini, iç dünyalarını ve güzel ahlaklarını değiştirip bozmadıkça Allah da onların durumunu değiştirip bozmaz. Allah rahmet eylesin, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da bilmez misin ki kat'i bir düsturdur bu hakça, bir kavmi bozmaz Allah onlar bozulmadıkça diyor, bu hakikate işaret ederek. Görüldüğü gibi Yüce Allah insan ve toplum iradesini, iyi ve güzel ahlakı yani İslam'a uygun yaşayışı veya bunların aksini seçme konusunda serbest bırakmış, buna göre de bir karşılık takdir etmiştir. Kerim kitabımızda Enfal suresinde bir topluluk kendilerinde bulunan güzel ahlakı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti, güzel bir durumu değiştirmez. Allah şüphesiz hakkıyla işitendir, bilendir buyuruluyor. Bu ayeti kerimede de görüldüğü gibi toplumsal değişmenin, çöküş ve azabın sebebi fertlerin kendi iradeleriyle inanç, ahlak ve yaşayışlarını bozmuş olmalarıdır. İyi, saadetli toplum olabilmemiz için de halimizi ve yaşantımızı Allah'ın emirlerine uyarlamamız lazımdır. Tabii yönetim kademelerinde bulunanlar da bu toplumun bir ferdi oldukları ve toplumun bir yansıması olduklarından dolayı da sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siz nasılsanız öyle idare edilirsiniz diye buyurduğu mübarek sözlerini de göz önünde tutarak yöneticilerin değişebilmesi için de önce toplumu oluşturan fertlerin güzel ahlak yönünden gelişmiş olması lazımdır. İnsanın aklına tabii ki hemen şöyle bir fikir geliyor. Tamam,
Ben kendim tam, kamil bir insan değilim. Aslında istediklerimi ben de tam olarak yapamıyorum. Bu durumda bu isteklerimden vaz mı geçeyim, dillendirmeyeyim, arzu etmeyeyim mi? Aslında bu soruya, evet otur oturduğun yerde, sen önce kendini düzelt, sonra başkalarından iste demek tam olarak doğru olmayabilir. Çünkü tam, kamil, mükemmel, kusursuz bir insan olabilmemiz çoğu zaman mümkün olamayabilir. Her bir insanın bir eksiği kusuru bulunabilir. Ama evet otur oturduğun yerde denilir ise bu sefer de ne nasihat eden ne tavsiye ve talepte bulunan insan kalmaz ve bunlar da gerçekleşmez. Peki o halde ne yapmak lazım? Önce kendimiz için talep etmek ve gerçekleştirmeye çalışmak, bunun gayretinde olmak ama bunun yanı sıra başkaları başka şeyler de değişsin diye çabalamak lazımdır. Sadece çevremizi değiştirmeye çalışır, nasihat ve tavsiyelerde bulunur ancak kendimizi unutursak, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta şahit olduğu ve bize haber verdiği bir sahnesindeki duruma düşeriz Allah muhafaza. Efendimiz buyuruyor ki, ben Miraç'a çıkartıldığım gece bir takım insanların yanından geçtim. Orada baktım ki ateşten makaslarla bazı insanların dudakları kesiliyor, kopartılıyor. Bunlar kimdir diye sordum. Denildi ki, bunlar senin ümmetinden ehli dünya olan bazı hatiplerdir ki ümmetine bunlar hitap ettiler, söz söylediler ama kendileri ehli dünya, ahireti değil de dünyayı elde etmeye çalışan, dünyalık peşinde koşan, kaygıları ahiret olmayıp dünya olan insanlar. Bunlar insanlara iyiliği emrediyorlardı ama kendilerini unutuyorlardı. Kitabı okudukları halde kendileri yapmıyorlardı. Onların hiç mi akılları yoktu, hiç mi akletmemişlerdi? Kıymetli kardeşlerim, ne dersiniz? Listenin en başına kendimizi yazalım ve değişimi kendimizden başlatalım mı? Trafik ihlali yapanlara kızmadan önce aynı hataları biz de yapmayalım. Yaşlı bir yolcuya yerini vermemek için uyur numarası yapana kızmak yerine o yaşlıya biz yerimizi verelim. Yardıma muhtaç birine niçin kimse yardım etmiyor demek yerine yardımına biz koşalım. Sadece bayram ve cuma namazlarına gidip ya millet namazı niyazı terk etti demek yerine Yüce Rabbimizin belirlediği her saatte onun huzuruna koşalım. Bir kişi az mı? Aslında değil. Toplum bilgi, teklif ve nasihat yerine söylediklerini hayatında uygulayan insanlar bekliyor. Örnek insanlar bekliyor. Peki o kişi neden biz olmayalım? Ve bir iken neden binlerce, milyonlarca olmayalım? Ve neden Yüce Rabbimizin durumunuzu değiştirirseniz toplum olarak sizin durumunuzu değiştiririm mealindeki müjdesine kavuşmayalım? Haydi, ya Allah, Bismillah. Yüce Rabbimiz tevfikini refik eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.